Saçımı kuruluyorum, birazdan inerim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin kızım. Lale. Müjgan. Buyurun buyurun. Babam gelmedi mi daha? Geldi de biraz geç geldi. Banyo falan yapayım dedi, şimdi iner. Kardeşim yok mu? Daha önce arkadaşlarına söz vermiş. Çok özür diledi. Aslında bizim de çok ani oldu, kusura bakmayın. Yok canım, olur mu? Ne kadar büyük bir eviniz varmış. Keşke küçük olsaydı. Kendimi o kadar yalnız hissediyorum ki içinde. Çocuklar kusura bakmayın, geciktim. Ne yaparsınız, işler o kadar yoğun ki. Merhaba baba. Hoş geldiniz. Demek o pezemek bu ha? Ulan git! Sen hangi cesaretle benim yerimi ağına düşürmeye kalkarsın ha? Tıkayım ha! Ardına tıkayım ha! Ben ettim, siz etmeyin. Velat, alın götürün bunu çöplüğe atın. Tamam abi, kalk ulan! Sağ ol Davut, sen olmasaydın çok daha kötü şeyler olabilirdi. Estağfurullah abi. Yahu kızım, nasıl kandın sen bu itaha? Nasıl kandın? Sen ki mektep okuyorsun, dünyayı tanıman lazım. Ne bileyim dayı, hiç öyle birine benzemiyordu ki. Sen ol, bilmediğin, tanımadığın birine inanma. Haklısın Tahir abi. Demek senin amca kızın da bu da yüz düşürmüş kötü yola ha? Evet Mahmut abi, o kendi cezasını kendi verdi. Neyse, bana müsaade abi. Tamam Davut, Allah razı olsun. Ben de gideyim Mahmut abi, siz dayıya dertleşin biraz. Oldu Tahir kardeş, iyi geceler. Eyvallah. Size de abi. Ya Davut rast gelmeseydi, ne yapacaktın melek kızım? Sedat, ne oldu söyler misin? Oğlunla nişanlısını gördüğün andan beri bir tuhafsın. Yok bir şey. Nasıl yok? Doğru dürüst konuşmadın bile. Nişanlısı Lale de öyle. İlk içeri girdiğinde gayet normaldi. Seni gördükten sonra o da değişti. Müjgan yeter, sana bir şey yok dedim. O zaman neden suratına asıp oturdun? Bilmiyorum. İlk kez böyle bir olayla karşılaştım. Ne bileyim işte. Tarık da çok bozuldu. Farkında mısın? Bozulursa bozulsun. Ne yapayım yani? Sedat, Lale'yi tanıyor muydun yoksa? Saçmalama. Şimdi bu mu çıktı? Nereden tanıyayım? Hem bana ne, kiminle evlenirse evlensin. Bugüne kadar hayatına ben mi yön verdim? Niye sinirleniyorsun? Savcı gibi hesap soruyorsun da ondan. Hayır Sedat, sana inanmıyorum. Bunda bir şey var. Müjgan yeter, gece vakti asabımı bozma. Ben her şeyi sineye çekeceğim, bir de azar işiteceğim. Bıktım artık, anlıyor musun? Bıktım. Defol. Defol başımdan. Sedat. Sana defol dedim. Anlamı görecektim. Sevgilim, her şeyim olan kadın oğlumla evlenecek. Aman Allah'ım. Bu çok feci bir şey. Sedat Turan, ettiklerini mi çekiyorsun yoksa? Lale. Efendim. Bu geceki olaya ne diyorsun? Nasıl yani? Babamın tavrı. Bizi görünce bir tuhaf oldu. Evet, ben de fark ettim. Senin de keyfin kaçtı. Evet. Daha önce hiç rastlamış mıydın babama? Hayır, ne ilgisi var, nerede rastlayayım? Sana zaman zaman bakışları, ne bileyim. Tarık, saçmalama lütfen. Ben tavırlarına hiçbir anlam veremedim. Fark ettin mi ve annem de şaşırdı. Keşke gitmeseydik. Nereden bileyim? O kadar çok tanışmak istedi ki seninle. Bilmiyorum Tarık. İçimde bir korku var. Sanki çok kötü şeyler olacakmış gibi. Fazla büyütüyorsun. Bir daha gitmeyiz, olur biter. Hı hı. Ben üstümü çıkaracağım. Sıkıldım. Tabii. Sen?
Biraz sonra. Aman Tanrım, ben ne yapacağım şimdi? Böyle şey olur mu? Allah'ım bana yardım et. Tarık mutlaka her şeyi öğrenecek. Ben bittim artık. Bittim. Sevgilim, bir şey mi dedin? Yo, hayır. Hayır, bir şey demedim. Kendimi affedemiyorum dayı. Bunu nasıl yaptım? Nasıl inandım o alçağa? Ağlama artık. Bu sana dert ben oldu. Bu kadar zayıf bir insan mıydım? Nasıl onun tuzağına düştüm? Allah'tan Davut olayı gördü de daha kötü durumlara düşmedin. İnsanlar neden böyle dayı? Kime inanacağız? Kiminle görüşeceğiz? Herkes mi kötü? Herkes kötü değil. Daha çok zaman kötü. Ama yine de arkadaş dost seçerken daha dikkatli olman gerekiyor. İyi ki sen varsın dayı. Yoksa ben ne yapardım? Ben senin yanında her zaman olamam kızım. Onun için hayatın acımasızlığını gör ve tanı. Ona göre davran. Haklısın dayı. Bundan sonra tek amacım okulumu bitirmek olacak. Böyle Cengiz gibi bir itaat hastadın diye bütün erkeklerden nefret etme. Çok delikanlı çocuklar da var bu dünyada. Mesela Davut. Artık böyle bir ilişki düşünmek istemiyorum dayı. Ne olur beni affet. Affettim bile. Sadece iyi olma. İnsanlara biraz mesafeli yaklaş. Ben ki feleğin çemberinden geçmiş bir adamım. Hala kazık yiyorum. Müsaade edersen gitmek istiyorum. Bu saatte yalnız gidemezsin. Vedat götürsün. Vedat! Vedat! Buyur Mahmut abi. Meleği eve götür. Emredersin abi. Hadi bakalım. Sana iyi geceler. Sana da dayı. Baba, ben artık İstanbul'u hiç sevmiyorum. Köye dönelim. Kızım, şimdi de bu mu çıktı? Artık biz köye dönmeyeceğiz. Ne olur dönelim baba. Olmaz kızım. Niye? Ben köyde ölürsem ablamın yanına gidemez miyim? Kızım, sen neler söylüyorsun? Niye ölmesi? Hiç iyileşemiyorum ki baba. İyileşirsin güzel torunum. Niye böyle konuşuyorsun? Ana doktora mı götürsek? Doktor. İkide bir doktor. İkide bir doktor. Belli işte çocuğun hastalığı. Ne bileyim ana. Son günlerde bir türlü toparlayamadı çocuk. Beni kandırıyorsunuz. Niye kızım? Öleceğimi söylemiyorsunuz. Ablama da öyle yaptınız. Ablanın hastalığı farklıydı kızım. Onun için mi öldü? Dilan, bugün nasılsın bakalım? İyi değilim amca. Doktora götüreyim diyorum ama. Davut, her şey dedi doktora götürülmez ki. Öyle değil mi Dilan? Siz bilirsiniz. Amca, ne diyorum biliyor musun? Ne diyorsun? Evleneceğini yapacak mısın? Bakalım. Tabii kızım. Güzel elbiseler giydiririz sana. Fikriye yengemin duvağını ben tutacağım. İnşallah kızım, inşallah. Ya durun, daha ortada bir şey yok. Ne olur düğününüzü erken yapın. Ölürsem göremem. Dilan. Yavrum, o nasıl söz? Öleceğim biliyorum baba. Allah korusun. Sensiz ben ne yaparım? Sağ olun. Seval, bana hemen Davut Dişe'yi bul. Bağış üstüne efendim. Evet. Davut Dişe telefonda efendim. Tamam. Alo, Davut. Buyurun Sedat Bey. Davut, işler Arap saçına döndü. Hemen buraya gelmelisin. Hayırdır Sedat Bey? Kötü bir durum mu var? Hem de çok. Duysan inanamazsın. Sana ihtiyacım var. Beni endişelendiriyorsunuz. Haklısın. Davut, buraya gel ne olur. Derhal. Peki efendim. Allah Allah. Ne oldu Davut? Sedat Bey, hiç bile görmemiştim. Hemen görüşmek istiyor benimle. Hayırdır oğul? Bilmiyorum ona. Pek hayra benzemiyor. Sevgili üvey kardeşim beni merak etmedi mi? Sordu. İşinin olduğunu söyledi. Aileye bak. Ne kadar asil değil mi anne? Bunu bana değil, babana sor. İğreniyorum biliyor musun? İğreniyorum. Yalnız kızım, dün geceki olaydan pek bir şey anlamadım. Nasıl yani? Baban Tarık'ın nişanlısını görünce bir tuhaf oldu. Kız da öyle. Sordum ama baban bir şey anlatmak istemedi. Durup dururken mi oldu yani? Kim bilir, belki de sevgili gelinimiz utanmıştır. Düşündüğün gibi değil Hande. Gerçi baban bir şey demedi ama sanki birbirlerini tanıyor gibiydiler. Daha önce tanışmadıklarını ne biliyorsun? Belki de sevgili üvey kardeşim ve müstakbel gelinimiz babanla tanışmışlardır bile. Oyun oynamadıkları ne malum? Bilmiyorum yavrum. Ben artık ne söyleyeceğimi şaşırdım. Anne, ne olur artık uyan. Bir sürü olay oluyor ve sen hala uyuyorsun. Ne yapabilirim? Söyler misin? Ne yapabilirim? Sen bu bilinçte değilsen ben ne söyleyebilirim anne?
Ne o, memnun olmadın değil mi? Seninle her şey bitti, boşandık artık. Daha hiçbir şey bitmedi, aç şu kapıyı. Hayır, hayır. Sana aç dedim. Ne istiyorsun benden? Haberim olmadan beni boşayacaksın ha? Almanya'da yaşıyoruz diye, yapılır mı bu bana? Kocalık mı yaptın? Evlendikten sonra çekip Almanya'ya gittin. Gören kısa zamanda beni oraya aldıracaksın. Aldıramadık diye boşandın öyle mi? Evet, yollarımız ayrıldı artık. Öyle ya ama yok. Hukuken boşandık ama fiiliyatta evliyiz. Çabuk çık evimden. Hop 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 hop. Bu evin her döşemesinde, her köşesinde benim memeğim var. Sen kimi kovuyorsun? Madem bu kadar evliliği istiyordun, beni istiyordun, kocalık görevini yerine getirseydin. Şimdi çık evimden. Ne dedin, ne dedin? Sana soruyorum. Yoksa benimle evliyken birini mi buldun ha? Horasoluk mu yaptın? Allah belanı versin senin. Konuşma lan. Şimdi beni iyi dinle. Seni hiçbir güç elimden alamaz, anlıyor musun? Alamaz. Sen hala karımsın. Boşansak bile. Şimdi gidiyorum. Gözüm üstünde olur. Alçak köpek. Ben ne yapacağım şimdi? Davut sen miydin? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır, sıkıntılısın? Sabah Sedat Turan aradı. Panik içindeydi ve benimle görüşmek istediğini söyledi. Demek öyle. Sırrını mı açıklayacak? Anlamadım. Dün Hande ile görüştüm. Sedat Turan'ın gayrimeşru çocuğu varmış. Sen ne diyorsun Aslı? Evet. Zavallı Hande perişandı. Bunu söylemek için mi beni çağırdı acaba? Hem bunu hem de kim bilir başka hesapları vardır. Allah Allah. Sevgilisi Lale onu terk ediyor ve daha sonra gayrimeşru bir çocuğu çıkıyor ortaya. Hem de bir erkek. Dün gece müstakbel gelini ve oğlu babasını ve üvey annesini ziyarete gittiler. Peki Hande? Hande yüzlerini bile görmek istemiyor. Vay be, şu işe bak. Belki Sedat Turan karısıyla tanıştığına göre aceleyle beni görmek istemesine sebebi ne olabilir? Bir konuş bakalım. Ben derse gideceğim. Eğer gelir bana da anlatırsan sevinirim. Komiser Kemal bir daha geldi mi? Hayır. Ama her an her yerde karşımıza çıkabilir. Demek Sedat Turan'ın bir de gayrimeşru çocuğu çıktı ha? Allah. Lale ne oldu, ne var? Beni acele görmek istemenin sebebi ne? Lale ne oldu? Ağlıyorsun sen. Ben bittim Bahan. Tükendim artık. Böyle konuşma ne olur. Bak sevdiğine kavuştun, mutlusun. Daha ne istiyorsun? Daha ne mi istiyorum? Olayları bilmiyorsun Bahan. Dün gece Tarık'ın babası ve annesiyle tanışmaya gittik ya. Evet, ben de merak ettim. Ne oldu? Gitmez olsaydın. Babası kim biliyor? Kim? Peki sen gitmedin mi? Sedat Turan. Nasıl yani? Lale sen ne anlatıyorsun? Evet Banu. Tabii güzel. Tarık'ın babası Sedat Turan. Aman Allah. İnanılır gibi değil. Lale sen iyisin değil mi? Banu doğru söylüyor. Neden inanmak istemiyorsun? Yok hayır. Hayır bu kadar tesadüf olamaz. Aman Allah'ım. Ne yapacağımı şaşırdım. Peki Sedat bir şey söyledi mi? Hayır. Ama ikimiz de darmadağın olduk. Ödüm koptu, bir şey anlatacaktı. Sonra? Sonra eve döndük. Tarık bu halimize bir anlam veremedi tabii. Ama öğrenecek. Sedat hemen Tarık'a söyleyecek. Çok utanıyorum Banu. Ne olur bana bir akıl ver. Ne diyebilirim ki Lale? Olacak şey değil. Eyvah! Sedat Turan ve oğlu. Aman Allah'ım. Bu yaşıma geldim. Hala çalışıyorum. Ne baban evlendi ne de amcan. Amcam evlenecek ama. Lafta. Daha ortada bir şey yok ki. Babam Hande ablayla evlense sana yardım eder mi? Aman kendini kurtarsın da yardım vardım istemiyorum. Peki Fikriye abla yardım eder mi? Aa, bak o olabilir. Fikriye iyi kız, bizden sayılır. Hande olsun Aslı olsun şehir kızı onlar. Babanı alır giderler, biz gene yalnız kalırız. Ben babamı bırakmam. Hele o gün olsun, seni dinler mi? Hayırdır? Nene ne olur ben bakayım. Kızım hastasın, otur oturduğun yerde. Alo. İyi günler efendim. Davut'la görüşecektim. Davut'la mı, kim arıyor? Binnaz değil. Binnaz mı? Evet. Davut çıktı kızım. Niye aramıştın? Neyse gelirse aradığımı söyleyin. Peki kızım söylerim, iyi günler. Size de efendim. Davut. Binnaz, Allah Allah. Nene Binnaz kim? Ne bileyim ya. Baban gene başımıza birini çıkarmasın da. Fikriye, ne oldu ne var? Niye ağlıyorsun?
Sana diyorum Fikriye, anlat. Aymaz Almanya'dan dönmüş. Dönsün, ne var bunda? Boşanmadın mı sen? Sabah işe gideceğim, bir de baktım karşımda. Evine mi geldi yani? Evet, deli gibiydi. Sana dedim boşanmayı hazmedemez diye. Bana bak, bir şey mi dedi yoksa? Tehdit etti, bıçak çekti bana. Ne? Bıçak mı çekti? Nerede şimdi o? Otur Zeyir, lütfen. Böyle yaparsan sana hiçbir şey anlatmam. Şunun cesaretine bak ya. Bana bak, dövdü mü seni? Hayır, hayır da artık beni rahat bırakmaz. Nereye gitsem karşıma çıkacak, biliyorum. Hiçbir şey yapamaz. Benimle birlikte olduğunu söyledin mi? Deli misin? Zaten şüpheleniyor. Fikriye, biz evleneceğiz. Biz de bir şey yapmıyoruz ki. Bilmiyorsun onu. Ne görecektin? Bıçağı boğazıma dayadı Zeyir. Eceline susamış bu köpek. Dinime imanıma vururum, biliyor musun? Aman Zeyir, gözünü seveyim. İşte bu yüzden sana bir şey anlatmak istemiyorum. Evet. Davut Tişre geldi efendim. Hemen içeri al. Gel Davut, gel. Hayırdır Sedat Bey? Kötü. Hem de çok kötü Davut. İnanılmaz olaylar yaşıyorum. Aslı'yla görüştüm. Başka bir kadından çocuğunuz varmış. Aslı nereden öğrenmiş? Sanıyorum kızınız Hande söylemiş. Tabii, başka kim olacak? Doğru değil mi bunlar? Doğru. Yıllardır sakladım ama artık gizlenecek bir şey kalmadı. Davut, bu önemli değil. Asıl önemlisi... Evet Sedat Bey. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Dün gece oğlum nişanlısıyla bize geldi. Size mi geldi? Kimdi yanındaki biliyor musun? Lale. Ne? Sevgiliniz olan Lale. Şimdi oğlunuzun nişanlısı ha? Sedat Bey, ciddi misiniz? İnanması güç değil mi? Davut, ben mahvoldum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bunu oğluma nasıl anlatırım? Karıma, Hande'ye nasıl anlatırım? Sedat Bey, ne diyeceğimi şaşırdım. Allah Allah. Demek Lale Hanım bu yüzden sizi terk etmiş. Aslı kızım, sen neler söylüyorsun? Evet anne. Sedat Duran'ın gayrimeşru bir çocuğu var ve bunu yıllarca saklamış ha. Kızım, Hande'nin uydurması falan olmasın? Anne yapma lütfen. Ya bu nasıl insanmış? Hiç mi doğru bir şey yok bu adamın? Zavallı kızı bir görecektir. Yıkılmıştı anne. Yıkılmaz mı? Bu kaçıncı darbe? Biri bitmeden diğeri çıkıyor. Davut'a söyleyince o da şok oldu. Olmaz mı Aslı? İnanılacak gibi değil. Şimdi karısını düşünüyorum da zavallı. Allah kimsenin başına vermesin. Aman anne, Sedat Turan'ın karısı öylesine bir kadın işte. Kişiliği gelişmemiş, bir çare, zavallı bir kadın. Olsun kızım, ne de olsa kadın. Kim hazmedebilir böyle bir olayı? Sedat Turan'la ilgili şüphelerimde haksız değilmişim anne. Görüyorsun, hangi taşı kaldırsam altından çıkıyor. Abimin öldürülmesinde de onun parmağı var. Bundan adım gibi eminim. Vallahi ne diyeyim kızım, korktum bu adamdan. Evet de o, seni dinliyorum. Ne öneriyorsun? Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum Sedat Bey. Ya hiçbir şey söylemeyip sineye çekeceksiniz? Nasıl yani? Oğlumun Lale ile evlenmesine göz mü yumayım yani? Evime girip çıkacaklar. Belki de ileride çocukları olacak. Ve ben sevdiğim kadına gelinim diye hitap edeceğim. Davut, sen delirmişsin, bu imkansız. O zaman oğlunuzu çekip her şeyi anlatacaksınız. Her şeyi anlatmak. Bu o kadar kolay mı sanıyorsun? Oğlum bak, bu kadın benim sevgilimdi. Yıllarca yatağımı paylaştı. Fahişenin biridir, bırak mı demeliyim? Üçüncü bir yolu varsa onu da ben bilmiyorum. Of. Hiç bu kadar kendimi çaresiz hissetmemiştim. Peki Lale Hanım bir şey demedi mi? Aramadı mı sizi? Arayacak yüzüm var Davut. Peki diyelim ki oğlunuza her şeyi anlattınız. O da sizi dinledi. Ve gidip Lale Hanım'la konuştu. Sonra gelip baba, ben her şeye rağmen Lale ile evleneceğim dersen olacak. Davut, o ne biçim konuşma öyle? Bunun lafı bile kötü. Bu imkansız. Sevgilimle oğlum evlenemez. Varsayalım oldu. Ne yapacaksınız? Lale'yi öldürtürüm. Evet. Hem de gözümü kırpmadan. Anne, kapı çalıyor. Bakıyorum anne. Tarık. Merhaba, rahatsız ettim. Olur mu, buyur. Kim o anne? Şey kızım, Tarık. Kardeşim Hande mi yoksa? Hı-hı. Tesadüfe bak. Hande kızım, tanışın bakayım. Kardeşin Tarık. Kim bu kadın? Şey, ben de fazla tanımıyorum. Aslı'nın arkadaşı. Güzel bir kadın. Yanındaki de sevgilisi galiba. Galiba.
Allah iyiliğini versin Aslı. Nereden aklına gelir böyle şeyler? Tarık, biraz izin verir misin? Lale ile bir şey konuşacağım. Tabii. Sizi hatırladım. Lale'nin doğum gününde tanıştık. Evet, ben de sizi hatırlıyorum. Aynı yerde iki yabancıymışız. Babamın gayrimeşru çocuğu olduğunu bilseydim başka türlü davranırdım. Hande. Hande haklı. Böyle birdenbire bir üvey kardeşi olduğunu öğrenince... Bunda senin suçun yok. Suç babamın. Biraz da onun için geldim. Dün gece babamın tavrına bir anlam veremedim. Doğrusunu istersen ben de şaşırdım. Ama baban biraz değişik bir insan. Seni evlatlığa kabul etmiş işte. Daha ne istiyorsun? Biraz daha kibar olabilirsin değil mi? Ben yeterince kibar olduğumu sanıyorum. Belli oluyor. Ben her şeyin unutulduğu kanısındaydım. Böyle davranacağını bilseydim gelmezdim. O zaman gidebilirsin. Hande kızım ne yapıyorsun? Tarık senin kardeşin. Tamam hanımefendi. İsterseniz babama geldiğimde söylemeyebilirsiniz. İyi günler. Tarık. Bu kadar kaba olman gerekmiyordu Hande. Ben ne yaptığımı biliyorum anne. Lale yeter artık, ağlamanın bir faydası yok. Biliyorum şu an hiç kimse senin yerinde olmak istemez ama beklemekten başka çaren de yok. Sedat önünde sonunda Tarık'a her şeyi anlatacak Banu. Faciayı düşünebiliyor musun? Ya benim halim? Tarık'la yatağını nasıl paylaşacağım? Allah'ım bana yardım et. Bunda ne senin suçun var ne de Tarık'ın. İkinizin de şansı. Böyle şans olur mu Banu? Yıllarca Sedat'tan kurtulmak için çabalarken düştüğüm duruma bak. Meğer beni kurtaracak insan oğluymuş. Bu ilişki sürmez. Bunu ne ben ne de Tarık kaldıramayız. Ne olur acele karar verme. Bekle Lale. Başka çarem yok ki Banu. Allah'ım ne olur bana yardım et. Neyse artık ben gideyim. Sen de başka şeyler düşün. Nasıl düşünebilirim? Seni de yordum, kusura bakma. Olur mu Lale? Biz ikimiz arkadaşız. Sıkışırsan beni ara. Tabii. Senden başka kimin var? Hadi iyi günler. Sana da. Dediğim gibi, bekle ve sabırlı ol. Hı hı. Allah'ım, ne olur bana yardımcı ol. Kurtar beni bu ızdıraptan. Hoş geldin Davut. Ne oldu, görüştün mü Sedat Turan'la? Görüştüm. Anlat bakalım, meraktan çıldıracağım. Aslı, olaylar bildiğin gibi değil. Hala inanamıyorum. Davut bırak detayı, ne oldu? Sedat Turan'ın üvey oğlu Tarık. Tarık? Yoksa şu? Evet. Lale'nin doğum günü partisinde güldüğümüz çocuk. Lale'nin nişanlısı. Davut dur şimdi, kafam karıştı. Sedat Turan'ın sevgilisi Lale, oğlu Tarık'ın nişanlısı. Yani evlenecek kız. Evet. Davut şaka falan yapmıyorsun değil mi? Sedat Turan söyleyince ben de inanamadım. Olacak şey değil. Böyle tesadüf mü olur? Peki ne oldu? Sedat Turan deli gibi. Ne yapacağını bilemiyor. Doğru ya. Aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık. Evet. Gerçeği oğluna söylemese sevgilisinden önecek. Söylese... Oğlu her şeye rağmen evleneceğim diye tutturursa... Nasıl çıkacak bu işin içinden? Hande bilmiyor değil mi? Hayır. Ne Hande ne de karısı Müjgan Hanım. Alo? Evet. Lale, sen misin? Sedat. Seni kahpesini. Sedat. Kes aşağılık namusu. Sen var ya sen aşağılık bir orospusun. Sedat lütfen. Seni mahvedeceğim. Parçalayacağım. Oğlumla evlenemezsin. Benim koynumdan çıkıp onun yatağına giremezsin. Anlıyor musun? Sedat nereden bilebilirdim? Kes! İğrenç fahişe. Sedat ne olur dinle. Ben Tarık'ı senden daha çok sevdim. Ya ben sevmemiş miydim seni? Ha? Sevmemiş miydim? Sedat ne olur anla beni. Bana bak. Tarık'a her şeyi anlatmadan onu bırak yoksa... Sedat ne olur anla beni. Sana ne diyorsam onu yap. Allah'ım bana güç ver. Ben ne yaptım ki bunlar benim başıma geliyor. Davut hala inanamıyorum. Yalnız Sedat Turan bunu hazmedemez. Çok kötü şeyler olabilir. Şu an pek bir şey yapamaz. Kafası karmakarışık. Dilan nasıl? Pek iyi değil Aslı. Doktora götüreyim diyorum ama anam bir şey yok diyor. Olur mu Davut? Köyde değilsin artık. Allah korusun. Bir iki güne kadar iyileşmese götürürüm. Hala Fatma'nın intiharının şokundan kurtulamadım. Ne zaman banyoya girsem onun hayalini görüyorum. Çok feci bir şey bu.
Belki Fatma kurtuldu. Ya arkadaşı Binnaz, o ne yapacak? O günden sonra gördün mü? Hayır. Binnaz güzel kız. Niye kendilerini böyle heder ederler? Büyük şehir tutkusu. İyi yaşam özleme. Ayakları yere basmayınca sonları bataklık oluyor. Ben Hande ile buluşacağım, gelir misin? Hayır, selam söyle. Ne oluyoruz? Aşk bitti mi yoksa? Böyle bir şey yoktu ki biz. Hadi. Neyse, öyle olsun. Sakın olayı anlatma Aslı. Bırak kendi öğrensin. Değil misin Davut? Hadi çıkalım. Ne kadar zamandır beraberiz. Evine ilk defa geliyorum. Kısmet değilmiş. Seni alacak seni. Onun için benden boşandın değil mi? Burnundan fitil fitil getireceğim seni. Evime hoş geldin. Daha doğrusu evimize. Daha değil. Henüz evlenmedik. Nasıl olsa evleneceğiz. Güzel bir evmiş. Bana yetiyor. Küçük filan ama sonunda benim evim. Evlenince buradan çıkalım. Neden? Ne bileyim, eski anılarının bulunduğu bir evde yaşamak istemiyorum. İlk evliliğimden söz ediyorsun değil mi? Biz burada doğru dürüst yaşamadık ki. Evlendiğimin haftasını Almanya'ya döndü. Yıllarca evlenmek istemedim. Kısmet seninleymiş. Keşke çok önceleri tanışsaydık. Tanışamazdık ki, köydeydim o zaman. Seni çok seviyorum Zehir. Ama zaman zaman beni korkutuyorsun. Neden? Ne bileyim, çabuk parlıyorsun. Kötü bir şey yapmandan korkuyorum. Korkma. Korkması var mı Zehir? Kocam beni tehdit etti diyorum. Hemen öldürmekten söz ediyorsun. Ne yani? Eyvallah mı diyelim? Daha hoşgörülü olabilirsin. Melek! Melek! Melek, ne olur dinle beni. Defol karşımdan. Yalvarıyorum, ne olur. Sende hiç utanma yok mu? Hangi yüzle çıkıyorsun karşıma? Olaylar bildiğin gibi değil. Kandır... Sen dünyanın en alçak, en namussuz insanısın. Ne olur dinle. Eğer peşimi bırakmazsan dayım bu sefer seni öldürtür, defol şimdi. Melek! Davut hakikaten delikanlı çocukmuş Tahir kardeş. Öyledir ağam. Merhaba dayı, merhaba Tahir abi. Hoş geldin benim güzel yeğenim. Nasılsın bakalım? İyiyim Tahir abi. Bana bak, o fuş rahatsız etmiyor değil mi? Şey dayı, hayır hayır. Ha, eğer önüne falan çıkacak olursa bu sefer kurşunu beynine yer. Artık bunca olaydan sonra zor Mahmut abi. Öyle deme Tahir kardeş, bu heriflerde namus olmadığı için yaparlar. Neyse dayı, görmek için uğramıştım, ben çıkıyorum. Peki yeğenim, paraya falan ihtiyacın var mı? Yok dayı, hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle hanım kızım. Güle güle. Ya Mahmut abi, ne diyorum biliyor musun? Meleği Davut'la evlendirsek. Vallahi ne diyeyim Tahir kardeş, ister mi acaba? Bir denerik, ne var bunda? Beni karıştırma. Tamam, sen bana bırak. Merhaba Hande, geciktin mi yoksa? Ben de biraz önce geldim. Davut'laydık, ona da gel dedim ama. İstemedi. Bana bak, yoksa aranız bozuk mu? Hayır, ne ilgisi var? Ama Davut son günlerde benden kaçıyor. Neden? Bilmiyorum. Hande, Davut'la evlensen mutlu olacağına inanıyor musun? Peki sen? Yani benim böyle bir düşüncem yok. Peki sen gitme. Bak Aslı, birbirimizi kandırmıyoruz. Davut'tan hoşlanıyoruz. İşte bu. Saçma. Bu da nereden çıktı? Öyle olsun. Tabii ki. Aslı, benim üvey kardeşim kimmiş biliyor musun? Kim? Hani bir kadın vardı, Lale. Evet. Onun doğum gününde rastlamıştık. Tarık. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Davut söyledi. Ona da babam söyledi değil mi? Evet. Bugün bize geldi, tanıştık. Ya, neden gelmiş? Nişanlısıyla geldiğine babam pek iyi davranmamış galiba. Nedenini öğrenmeye gelmiş. Sadece bu mu? Başka ne olabilir? Aslı, benim bilmediğim başka şeyler de mi var yoksa? Olabilir de, olmayabilir de. Baban Sedat. Baba, ben iyileşemiyorum. Her gün daha kötüye gidiyorum. İyileşeceksin be kızım, sen de büyütüyorsun. Keşke doktora götürseydik bana. Götür baba, ne olur götür. Yarın da iyileşmesini götüreceğim ya. Üzeyir geldi galiba. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk ana. Davut geldi mi? Geldi, Dilan'ın yanında. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Dilan, sen nasılsın bakayım? İyi değilim amca. İyileşirsin, iyileşirsin. Ya ablam gibi ölürsem?
Allah korusun yavrum. İlk de bir aynı şeyi söylüyorsun. Benim güzel torunum. Geçecek bunlar. Ne yaptın abi? Fikriye'nin kocası Almanya'dan gelmiş. Evine gidip tehdit etmiş. Benden nasıl boşanırsın diye. Deli mi bu adam? Sen kocalık yapma. Boşayınca da niye boşadın de. Gördün mü peki? Hayır. İyi ki görmedim. Bıçak çekmiş biliyormuş, biliyor musun? Ne? Cesarete bak. Başımızı belaya sokacak bu herif. Aman Üzeyir, elinizi ayağınızı öpeyim. Bir hadise çıkarmayın. Hayırdır gecenin bu saatinde? Sen. Ne o? Beklemiyordun değil mi? Geç oldu, uyuyacaktım. Birlikte uyuruz. Koyun koyun. Hayır, bırak beni. Bırak beni diyorum. Boşanmış olsak da hala karımsın benim. Yeter. Ne çabuk unuttun yatakta yaptıklarımızı. Sen iğrenç bir insansın. Çabuk çık buradan. Yoksa sevgilini mi bekliyor? Sana çık dedim. Her şeyi biliyorum. Gördüm kiminle fingirdeştiğini. Onun için benden boşandın ha? Ben Üzeyir'le evleneceğim. Adı Üzeyir ha? Seni ona yar edeceğim mi sandın? Ulan sen beni hala tanımadın mı ha? Sana uyutu bırakmayacağım. Şimdi beni iyi dinle. O züppeyi hemen bırakacaksın anlıyor musun? Hemen bırakacaksın. Seni Almanya'ya götüreceğim. Hayır. Bak bu sana son ikazım. Sabaha kadar düşün. Allah seni belan versin. Alçak namussuz. Ne yapacağım ben bu adamla? Alo. Fikriye. Buyur kızım. Üzeyir'le görüşecektim. Tabii tabii. Üzeyir. Buyur ana. Fikriye. Sesi bir tuhaf. Allah Allah. Alo. Üzeyir'e diş çok kötüyüm. Ne oldu Fikriye, ne var? Demir Ayvaz geldi beni dövdü. Üzeyir ne olur gel. Tamam tamam hemen çıkıyorum. Ne oldu Üzeyir? Fikriye'yi kocası dövmüş. Ne? Ben gidiyorum ana. Abi ne oldu? Ana abim nereye gidiyor? Fikriye'yi kocası dövmüş galiba. Dövmüş mü? Bir bu eksikti. Başımıza iş çıkarmasın da. Saattir sana bağırıyorum. Yok bir şey. Sedat sana kaç gündür bir şeyler oldu. Aa, sana bir şey yok dedim. Tarık'ın buraya tekrar gelmesine ne diyorsun? Anlamadım. Senin tavrına bir anlam verememiş. Ha, onun için mi gelmiş? Söylediği o. Ne varmış tavrımda? Hiçbir şey anlayamıyorum. İnan kafam karmakarışık oldu. Sedat neler oluyor söyler misin? Çok soru soruyorsun Müjgan. Hande pek yüz vermedi Tarık'a. Tanıştılar mı? Tanıştılar. Galiba daha önce bir doğum günü partisinde görüşmüşler. Tarık'la Hande. Evet. Kimin doğum gününde? Bilmiyorum. Galiba Lale'nin. O zaman Hande Lale'yi tanıyor. Neden tekrar gitme gereği duydun babanın evine? O geceki tavrını hala bir anlam veremedim. O zaman ofisine gitseydin. Amacım babamla görüşmek değildi. Üvey annemin belki bildiği başka bir şey vardır diye evine gittim. Bir şey öğrenebildin mi? Hayır. Sadece üvey kardeşimle karşılaştım. Ya, tanıştın yani. Kimmiş biliyor musun? Kim? Doğum gününde Aslı'nın davet ettiği bir kız vardı ya, Hande. Evet. Oymuş meğer. İki kardeş aynı yerdeyiz ve birbirimizi tanımıyoruz. İlginç. Lale ne oldu? Yok bir şey. Seni kaç gündür iyi görmüyorum. Sana öyle geliyor sevgilim. Ne diyorum biliyor musun? Keşke babamın karşısına hiç çıkmasaydık. Neden? Bilmiyorum. Her şey sanki bir anda darmadağın oldu. Tarık, ben yatmak istiyorum.
Tabii sevgilim. Ne oldu Lale? Niye böyle yapıyor? Peki ya babam? Onunla konuşmalıyım. Her şeyi en ince detayına kadar konuşmalıyım. Yoksa Lale'yi beğenmedim. Öyle bile olsa ona ne? Evlenecek olan benim. Ve onu çok seviyorum. Fikri, bu ne hal böyle? Alçak namussuz, hiç acımadan vurdu. Hiç vicdanı sızlamadan dövdü beni. Nerede şimdi o? Bilmiyorum. Sana nerede dedim? Parçalayacağım odayı Yusuf. Bilmiyorum dedim Zeyir. Bunu sana nasıl yapar, nasıl vurur? Ecelini mi susadı bu köpek? Bu adam aşağılığın tekidir. Artık bizi rahat bırakmaz. Sen ne diyorsun Fikri? Biz burada neciyiz? Bunun hesabını sormaz mıyım ha? Sormaz mıyım? Aman Zeyir, gözünü seveyim. Bir hadise çıkarmak istemiyorum. Hadise çıktı bile. Bunu eğer onun yanına korsam şerefsizim. Ağlama artık sen de. Seni bu saatte rahatsız etmek istemezdim ama. Bu nasıl söz? Bana söylemeyip de kime söyleyeceksin? Şimdi sizinkiler de merak etmiştir. Önemli değil. Fikriye, şu adamı yola getirene kadar gel bizde kal. Hayır Zeyir, yanlış anlaşılabilir. El alem ne der? Ne derlerse desinler. Evlenmeyecek miyiz? Hayır, lütfen ısrar etme. Kızım, çikolata ve şekerden az ye, olur mu? Neden? Biraz dokunuyordu onda. Aman teyzeciğim, şekerden ne olur bırak yesin çocuk. Az yiyeceğim. Bir kere babası da hapisteyken... yani... Önemli değil. 7 yıl kadar hapiste yattım da. Öyle mi? Balerin ne demek? Balerin mi? Dansçı demek. Nasıl oluyor? Şimdi nasıl anlatayım? Hani bazen televizyonlarda falan gösteriyor. Ama onlar hep çıplak. Tam değil, mayolu. Ben pek bir şey anlamadım. Bak şimdi sana göstereyim. Şöyle figürler yaparız. Bazen şöyle. Ah, ne kadar güzel yapıyorsun. İstersen sen bir dene. Yapabilir miyim? Tabii yaparsın. Hadi. Aferin, çok güzel. Devam, devam. Yavrum, kızım yavrum. Benim. Zühre. Hadi yavrum, hadi bakalım. Yorgunluğa geliniyor. Baba. Tamam kızım, geçecek, merak etme. Zühre kızım, seni öyle çok özledim ki. Baba, uyumadın mı sen? Hayır kızım. Niye ağlıyorsun? Kardeşin Zühre'yi hatırladım. Ben de onun yanına gideceğim baba. Kızım, niye böyle konuşuyorsun? İyileşemiyorum ki. Ablam da iyileşemediği için öldü. Benim şanssız yavrularım. Her şeyimi verdim. Kendimi feda ettim. Yine de olmuyor kızım. Köye dönelim baba. Ne olur dönelim. Ben de şaşırdım kızım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ben gidiyorum Aslı. Oldu anne. Sen çıkmıyor musun? Bugün ders falan yok. Evde oturacağım anne. Aslı, biliyor musun, hala inanamıyorum. Bu kadar mı tesadüf olur? Tarık Sedat Tuğra'nın oğlu ve sevgilisi Lale Tarık'ın nişanlısı. Evet anne. Davut söyleyince ben de şok oldum. Aman kızım, Hande'ye söylemeyin. Çocuk şimdi iyice çıldıracak. Söyler miyim anne? Ama eninde sonunda öğrenecek. Peki şimdi ne olacak? Tarık evlenecek mi Lale ile? Bilmiyorum. Ama Sedat Tuğra buna engeller anne. Lale çok şanssız bir kadındır. Sen yıllarca metres otur, sonra git oğluyla nişanlan. Sedat Turan darbe üstüne darbe yiyor. Neyse, hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle anne. Baba, gitti mi nene? Erkenden gitti yavrum. Nene, ben çok kötüyüm. Neden doktora götürmüyor beni? Geçer kız, geçer güzel torun. Geçmiyor nene, geçmiyor. Dilan, kızım. Dilan, cevap ver. Yavrum, Dilan'ım, kınalı kekliğim, konuş. Aman Allah'ım, Dilan, Dilan, konuş kızım. Konuş yavrum, Dilan, konuş. Yavrum, Dilan'ım, ne yapacağım ben şimdi? Zeyir, Davut, neredesiniz? Dilan, Dilan, güzel torunum. Bir de seni kaybedersek yaşayamam, konuş. Ey İstanbul, gömdün bizi buralara. Yavrum,
Dilan. Yavrum konuş ne olur. Fatma kadar cesaretim olsaydı ben de ölmek isterdim. Bu hayatın sonunun olmadığını biliyorum. Ama ne yapabilirim? Fatma dert ortağımdı. Şimdi o da yok. Yapayalnız. Bu pislikten istersen kurtulabilirsin. Söylemesi ne kadar kolay. Bir kere düşmeye gör. Çırpınıp durursun. Ben de çok çileler çektim. Adam vurdum. Anlamadım. Evet. 7 yıl hapis yattım. Canım gibi sevdiğim kızımı kaybettim. Diğeri ise hasta. Sonun olacağı belli değil. Yine de umudumu kaybetmedim. Ben senin kadar güçlü değilim. Zaten o kadar direncim olsaydı bu durumlara düşmezdim. Bilnaz, şu üstündekileri çıkar. Daha sade şeyler giy. Makyajını falan da sil. Neden? Daha güzel olacağını düşünüyorum. Peki sonra? Seninle dışarı çıkacağız. Benimle? Evet. Peki. Davut. Efendim? Yok bir şey. Merhaba Tarık. Merhaba baba. Böyle bir yerde görüşme isteğinin nedenini öğrenebilir miyim? Değişiklik olsun istedim. Geçen gün eve gelmişsin. Kardeşin Hande ile tanışmışsın. Evet. O geceki tavrına bir anlam veremedim baba. Lale ile evlenmekte kararlı mısın? Bu da nereden çıktı? Tarık, o kızla evlenemezsin. Anlamadım. Neden? Evlenemezsin de ondan. Sen neler söylüyorsun baba? Bir oğul babasının sevgilisiyle evlenemez. Baba. Lale benim sevgilim, anlıyor musun? Hem de 10 yıldır. Baba sen ne anlatıyorsun? Beni terk edip sana geldi. Yalan söylüyorsun. Keşke yalan olsaydı. Benim koynumdan çıktı. Senin koynuna giriyor. Hayır baba, bu imkansız. Lale senin sevgilin olamaz. Son günlerde bir şeyler seziyordum zaten. Sonra da kaçtım. Şimdi yani sen, ben, aynı kadınla. Aman Allah'ım. Mahallesi. O gece gördüğümde beynimden vurulmuşa döndüm. Hiçbir şey diyemedim. İçim içimi yedi. Yıllardır aşk yaşadığım kadın şimdi oğlumun nişanlısıydı. İnanamıyorum. Annem ve kardeşin Lale ile olan ilişkimi bilmediği için bir şey söyleyemedim. Ama Lale ile aynı yatağı paylaştığını düşündükçe çıldırdım. Onun için evlenmen imkansız. Dilan yavrum. Ne olur aç gözlerini, konuş Dilan. Allah'ım sen bana yardım et. Kime söyleyeyim, kimden yardım isteyeyim yavrum? Aslı. Dilan. Aslı. Hay aklını bir yaşa. Dilan yavrum. Aliye teyze, ne oldu, ne var? Dilan gidiyor kızım, Dilan gidiyor. Teyzeciğim sakin ol, anlat. Hemen hastaneye yetiştirmemiz lazım. Tamam teyzeciğim, panik yapma lütfen. Tamam geliyorum, Davut yok mu? Yok, onun için seni aradım. Hemen geliyorum teyzeciğim. Aman Allah'ım, bir de Dilan'a bir şey olursa. Şu insanlar gibi yaşamayı ne çok isterdim. Şimdi ailemi düşünüyorum da bana öfke kusuyorlardır. Kaçtıktan sonra hiç aramadın mı? Bir kez aradım ve dönmeyeceğimi söyledim. Zavallı annem. İki gözü iki çeşme telefonda yalvardı, yakardı, dinlemedi. Neden evine dönmeyi düşünmüyorsun? Ben kirlendim artık Davut. Memleketim küçük bir kasaba. Herkes biliyor kim olduğumu. Nasıl dönerim? Üstelik annem babam kabul etmez ki. Kim bilir? Belki de ileride evlenirsin. O zaman bir şey demezler. Ben mi? Bir fahişeyle kim evlenmek ister? Belli olmaz.
Seni de seven biri çıkabilir. Sevmek gerçekleri ortadan kaldırmaz ki. Yarın sevdiğim insanla sokağa çıktığımda benimle para karşılığı birlikte olan insanların bakışlarını düşünebiliyor musun? Hangi erkek bunu kaldırır? Keşke bu hayatı seçmeseydin. Keşke evinden kaçmasaydın. Bunu o zaman bilmiyorsun ki. Her şey toz pembe görünüyor. Şarkıcı olacaktım güya. Neonlarda adım yazılacaktı. Ne boş bir hayalmiş. Ağlama Bilnaz. Yaşadığım bu iğrenç hayatı bırakmam bile çok önemli. Zamanla her şey geçer. İnşallah. Yavrum kızım Dilan'ım, sen ölme, ben öleyim yavrum. Dilan nasıl Aliye teyze? Kötü kızım, kötü. Konuşmuyor, kendinde değil. Dilan ne olur aç gözlerini. Dilan gidiyor Aslı, Dilan gidiyor. Tamam teyzeciğim, telaş etme. Mantosunu getir çıkalım. Dilan ne olur aç gözlerini. Yavrum kızım, Allah'ım sen ona aç yarabbim. Çabuk giydirelim, hemen hastaneye yetiştirmemiz lazım. Ben de gelmek istiyorum. Hayır. Siz burada bekleyin. Davut geldiğinde hastaneye götürdüğümü söylersiniz. Allah'ım sen ona yardım et. Sen büyüksün ya Rabbim. Telefonda bana söylediklerini bir duysaydın babam. Eğer Tarık'la evlenirsen seni öldürtürüm dedi. Aslında o kadar zor bir durum ki Lale. Tarık sevgilinin oğlu. Nasıl olacak bu evlilik? Bilmiyorum. Aklıma geldikçe çıldıracak gibi oluyorum. Önce babasıyla yatağını paylaştım. Şimdi oğluyla... Aman Allah! Ben bu yükü nasıl kaldırırım Banu? Önünde sonunda Tarık'a her şeyi anlatacak. Zavallı Tarık. O da senin gibi şanssızmış. Ona yalan söyledim diye beni hiçbir zaman affetmeyecek biliyorum. Kimin aklına gelir Lale? Kaçmak istiyorum. Kurtulmak istiyorum bu işkenceden. Ama nereye giderim, ne yaparım? Dur hemen, çabuk karar verme. Sedat'ı bilmez gibi konuşuyorsun. Düşündükçe aklımı oynatacağım. İnanılır gibi değil. Tarık da bir şeylerden şüpheleniyor. Şüphelenmek de haklı. Sedat Turan'ın evdeki davranışını görünce kim olsa şüphelenir. Seni de sıkıyorum ama ne yapayım? Tek dostum, tek arkadaşım sensin. Neyse üzülme artık. Ben de gideyim, geç oldu. Hı hı. Güle güle bana. Aslı ne oldu? Sana diyorum. Aslı konuş. Dilan'a ne oldu? Öldü mü yoksa? Hayır ölmedi. Nasıl peki? Aslı konuş ne olur. Dilan'ın durumu iyi değil. Anlamadım. Sen ne söylüyorsun? İyi olmadığını söylüyorum. Dilan. Yavrum kızım. Seni de mi kaybedeceğiz yoksa? Kendine gel. Eğer Dilan da ölürse ben yaşayamam Aslı, yaşayamam. Doktor bey. Nasıl? Babası mısınız? Evet. Dilan kötü, şeker hastasıymış. Kanda kreatin çok yüksek. Evet. Bunun anlamı şu, böbrekleri iflas etmiş. Sen ne diyorsun doktor bey? Çok iyi bakım ve tedavi gerekiyor. Haftanın belirli günleri diyaliz cihazına bağlanacak ve kan temizlenecek. Gıdalarına dikkat edilecek. Tabii bunlar geçici. En doğrusu böbrek nakli. Dilan. Güzel kızım benim. Bu da mı gelecekti başımıza? Davut. Zor bir durum. Ama metin olmaz. Her şey bitti artık. Her şey bitti. Ben ne yaparım şimdi? Dilan'ım.